Erdoğan reisi görüşmesine bir bakalım sayın seyirciler. Reisi Türkiye'de biliyorsunuz önemli bir basın toplantısı gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte bugün. Türkiye'nin terörle mücadelede, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması, Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu söyledi. Reisi de terörle mücadelede en önemli yöntemin bölge ülkeleriyle işbirliğinden geçtiğini söyledi. Filistin konusuyla ilgili iki liderin de açıklaması vardı. Gelin o açıklamaları hızlıca yayına başlarken ekranlarınıza yansıtalım efendim. Terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Komşumuz İran'la ilişkilerimizi karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde derinleştirmeye önem veriyoruz. Terörle mücadeleden enerjiye, ticaretten eğitime, ikili gündemimizde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İran'la yıllık 30 milyar dolar ticaret hedefimiz bağlamında özellikle koronavirüs salgını sonrasında ilerleme kaydettik. Terörle mücadelede komşumuz İran'ın desteğinin artarak devam etmesinin ehemmiyetini bir kez daha vurguladık. 10 yeni anlaşmaya imza attık. Ülkelerimizin ve bölgemizin güvenliğini hedef alan PKK, PYD, YPG ve PJK karşı işbirliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik. Filistin meselesi hem Türkiye'nin hem İran'ın odağında yer alıyor. Bölgemizin güvenliğini ve istikrarını daha fazla tehdit edecek adımlardan sakınılmasının önemi üzerinde mutabık kaldık. Değerli arkadaşlar, asırlardır komşumuz olan İran'la ilişkilerimizi ülkelerimizin ve bölgemizin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Terörizm ile, terör ile mücadele, uyuşturucu ile mücadele ve de organize suçlar ile mücadele hususundaki işbirliği hususunda da irademizi gösterdik. Terör örgütleri ki bugün batılı ülkelerin desteğiyle faaliyet göstermektedir. Hem Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da ve çeşitli bölge noktalarında bunlar cinayetlerine devam ettirmektelerdir. Bugün terörizm ile mücadele yöntemlerinin en önemli yöntemini bölge ülkelerinin işbirliği ve onların terörizm ile mücadeledeki güçlü iradesidir. Biz şuna inanıyoruz ki Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimiz. Bölge ülkelerinin güvenliği bizim güvenliğimizdir ve bölgedeki herhangi birinde en ufak bir güvensizliği bütün bölge için güvensizlik olarak görüyoruz. Bütün dünyada özgür insanları ve uyanık vicdanları rahatsız eden en önemli sorun Filistin meselesidir ve de Siyonizm rejiminin bu yaptıkları Amerikalılar ve bazı batılı ülkelerin desteğini görmektedir ve bu da esasen Amerika'nın Siyonizm rejimini resmen desteklediği büyük bir sorun. Aslında Amerika bu cinayetleri şu anda gerçekleştirmektedir. Bizim Türkiye gibi ülkeler, Müslüman ülkeler ve dünya ülkeler ve dünyanın özgürlükçü insanları ve insan hukukları gerçekten savunan kişiler ile işbirliğine içerisine girerek yeni adaletli dünya düzeninin kurulması için çaba göstermemiz lazım. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.